Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri kurumun özelleştirilmesine karşı çıktıkları ve torba yasa olarak adlandırılan, ki biliyorsunuz hep torbalar halinde geliyor yasalar her şey içine katılarak, bu yasada kendileri aleyhine yeni ölümlere yol açabilecek, taşeron çalışmayı, rödevansı daha da perçinleyecek maddelerin çıkarılması için 21 saat eylem yaptılar ve yerin altında kaldılar. Şimdi bu direnişlerinin sonunda kendilerine verilen sözle buradan yer altından yukarı çıkmayı kabul ettiler. Ama tabii ki onların sözünü, onların direnişini mecliste devam ettirmek ve gerçekten bu tasarıya karşı durmak da bizlerin yapması gereken bir şey. Sadece Ekim ayında 182 işçi hayatını kaybetti değerli konuklar. Ben bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu arada Ankara ilde tecritte karşı bir açlık grevi söz konusu. Orada da desteklerinizi ve ziyaretlerinizi bekliyorlar. Diyarbakır Kutlular Derneği'nden misafirlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve şimdi sözü Sayın Eş Genel Başkanımız Serpil Kemal Bey'e bırakıyorum. Değerli mücadele arkadaşlarım, yoldaşlarım, kıymetli milletvekillerimiz ve değerli misafirler, sevgili kadınlar, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kumbiher Hatın, Sersera, Serçeva Hatın. Malum Türkiye'deki baskıların uzantıları bu salona kadar geliyor. Her yerde yasaklar, cezalar, gözdağı vermeler ile karşılaşıyoruz. Ankara'da da bu salona gelmek isteyen, grup toplantımıza katılmak isteyen yüzlerce arkadaşımız cezalı, yasaklı. Meclisin kapıları onlara kapalı. Bu yöntemi benimseyen iktidarı buradan bir kez daha kınıyoruz. Baskılar bizi yıldırmaz, bizler her zaman halklarımızla birlikteyiz, halkın arasındayız diyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Umut Kitap Evi'ne yapılan saldırının yıl dönümü. 12 yıl önce Hakkari'de Umut Kitap Evi'ne 3 asker, jandarma bir bomba koyarak saldırıda bulunmuştu. Ellerinde bir infaz listesi vardı. Bir araçla oraya gelmişlerdi. Koydukları bomba sonucu bir arkadaşımız, bir yoldaşımız yaşamını yitirdi. Mehmet Zahir Korkmaz. Ve daha sonra halkın bu saldırganlara müdahalesi esnasında sıkılan kurşun sonucunda bir insanımız daha yaşamını yitirdi, Ali Yılmaz. Onları bir kez daha burada anıyorum, saygıyla anıyorum. Hatırlarsınız, bu saldırıyı gerçekleştirenlere o zamanın Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt iyi çocuklar demişlerdi. Eğer halkımız o aracı kuşatıp oradaki belgeleri ele geçirip teşhir etmeseydi, eğer basın bunu halka duyurmasaydı, iyi çocukların yaptığı bu katliam gizlenecekti, saklanacaktı. Belki bugün bizler bunu öğrenememiş olacaktık. İnfaz listelerinden haberdar olmayacaktık. Fakat şimdi bu 3 kişinin yargılanması yeniden
engellenmek isteniyor. Bu yargılama esnasında ki suçlama ortadan kaldırılıyor ve adeta bu katliamı gerçekleştirenler kanun önünden kurtarılmaya çalışılıyor. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumlulardan hesap soracağımızı bir kez daha burada belirtmek istiyoruz. Ve yine dün YÖK'ün kuruluş yıl dönümüydü. 2002 yılından beri vesayetle mücadele edeceğim diye iktidara gelen, fakat bütün vesayet kurumlarını ele geçiren, sımsıkı onlara sarılan ve kendisi bir vesayet sistemine dönüşen AKP saray iktidarı döneminde YÖK daha da güçlü bir şekilde yasakların hükmünü sürdürdüğü bir kurum haline dönüştü. Tam bir diyebiliriz ki YÖK'ün uygulamaları AKP döneminde arşu alaya kadar yükseldi. Bilimsel üretim tasfiye edilirken hocalara şeytan ayetleri ile mücadeleden başka bir şey kalmadı. Biliyorsunuz Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi rektörlüğü böyle bir iş ilanı vermiş. Ne diyelim, bizim hayalimiz bile böyle bir şeye yetmezdi. Üniversitelerin, akademinin geldiği hal işte bu durumda. 6 Kasım 1981 yılında üniversiteleri kontrol altına alan askeri yönetim bile bu kadarını başaramamıştı. YÖK'ün her geçen gün yetkisi bu kadar artırılamamıştı. Bugün bilimsel eğitimin tasfiyesi aynı zamanda akademisyenlerin, bilim insanlarının da üniversitelerden tasfiyesiyle gerçekleşiyor. OHAL eliyle, KHK eliyle bu gerçekleştiriliyor ve bunda en büyük pay yine YÖK'ün ve sarayın oluyor. 70 bini aşkın öğrenci, çoğu üniversite öğrencisi hapishanelerde, üniversitelerde bağımsız, bilimsel, demokratik bir eğitimden söz etmek mümkün değil. Hatta öyle ki en ufak bir protesto bile şiddetle karşılık buluyor. Örneğin YÖK'ü her sene protesto eden üniversite öğrencileri YÖK'le ilgili bir afiş bile okullarına asamıyorlar. Efendim içinde YÖK geçtiği için. Fakat üniversite gençlik YÖK'e de saraya da biat etmeyecek değerli arkadaşlar. Mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz ve üniversitelerde demokratik bir üniversite için, bilimsel özgürlükler için ve demokratik öz yönetimlerin hayat bulduğu üniversiteler için hep beraber mücadele edeceğiz diyorum. Yine eğitim alanında son dönemlerde çok büyük bir karmaşa ile karşı karşıyayız. Diyebiliriz ki eğitim sistemi tam bir çöküş içerisinde. Aslına bakarsanız bugüne kadar AKP saray iktidarının eğitimde hep yenilenme, sistem değişikliği adı altında gerçekleştirdiği politikalar her defasında iflas etti ve her defasında yeni bir bakan çıkarak sanki gerçekten yeni bir sistem değişikliğine gideceklermiş gibi sözler verdiler. Fakat ardı ardına geliştirdikleri boz tahtasına dönen eğitim politikalarıyla bugün çocuklarımız tam anlamıyla eğitim sisteminin mağduru olmuş durumdalar. 2 ay önce birdenbire bir sabah kalkıp TEOG'u kaldırıyorum diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu sözünden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutalım da bütün bakanlar yerine ne koyacaklarını bilmedikleri halde bu TEOG'un kaldırılmasının ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyorlardı. Fakat şimdi yavaş yavaş neyi yerine koyacakları da ortaya çıkmaya başladı. Meğer 2 aydır bizlere yalan söylüyorlarmış.
yeniden bir sınav sistemi varmış ve bu sınav sistemi aslında sınav sistemini kaldırırken getirdikleri gerekçelerin aksine çocuklarımızı daha çok dışarıdan desteğe muhtaç edecek, daha çok stres altında bırakacak bir sınav sistemi. Sadece 8. sınıftan değil, 6. 7. sınıflardan da soruların geldiği bir sınav sistemini uygulayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisini savunma şekli şu, deniyor ki eskiden olduğundan farklı olarak artık bu sınavlarda %10 öğrenci yerleştirilecek, %90 öğrenci ise mahallelerindeki okullara gidebilecek, işte özel okullara gidebilecek, meslek liselerine gidebilecek. Yani diyor nitelikli öğrenciler nitelikli okullara gidecek, diğerleri de niteliksiz okullara gidecek. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bu kadar eğitimde fırsat eşitsizliğini içselleştirmiş, normalleştirmiş, bu kadar eğitim sistemindeki çöküşü normal karşılayan bir bakan yoktur. Gerçekten Türkiye'nin utanç kaynağı olabilecek cümleler sarf edilmiştir. Hiç kimse çocuğunun niteliksiz bir okula gitmesini istemeyecektir. Eskisinden farklı olarak herkes çocuğunu işte bu %10'luk bölüme sokmak için daha büyük bir çaba içerisine girecek, daha büyük bir yarış içine girecektir. Belki de sormak gerekiyor bakanlara, başbakana, bu ülkeyi yönetenlere, siz çocuklarınızı bu %90 içerisinde görmek ister misiniz? Kendiniz için yapmadığınız bir şeyi neden bu halkın çocuklarına reva görüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, aslında 15 yıldır bu eğitim sistemini de, bu ülkeyi de yöneten AKP saray iktidarıdır. Bütün bu anlattıklarımız işte AKP iktidarının kendi çöküşüdür. Ve bu zaten uluslararası endekslerde her zaman kendisini gösteriyor. PISA sonuçlarında, OECD sonuçlarında, UNICEF raporlarında da açık bir şekilde Türkiye eğitim kategorisinde en sonlarda yer alıyor. Bu utancı her defasında bu ülke yaşıyor. Türkiye'deki eğitim sisteminin bu kadar garabet dolu bir duruma düşmesinin altında yatan sebep aslında eğitim sistemi gibi bir derdi olmayan Türkiye halklarının geleceğini, çocuklarının geleceğini düşünmek gibi bir derdi olmayan bir iktidardan kaynaklanıyor. İktidarın bütün meselesi aslında nasıl kendi oy depomu güçlendiririm, nasıl buradan AKP'yi büyütebilirim, AKP'nin bekasını kollayabilirim. AKP saray iktidarı eğitim sektörünü adeta bir arka bahçe olarak görüyor ve buna yönelik pek çok politikayı da gerçekleştiriyor. Eğitimdeki dinselleştirmeden tutalım, laiklikten uzaklaştırmadan tutalım, bilimsellikten uzaklaştırmaya kadar cinsiyetçi, militarist, milliyetçi bir eğitim anlayışını her geçen gün okullarda biz görüyoruz. Okul kitaplarında şiddet içeren ve pedagojik anlamda hiçbir öngörüsü, hiçbir formu olmayan eğitim ile biz karşı karşıya bulunuyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu sistem eğitimcilerin de, eğitim emekçilerini de yok eden, onların birikimlerini tamamen tasfiye eden, eğitim emekçilerinin güvencesizliği, iş güvencesini ortadan kaldıran, sendikal mücadelelerini cezalandıran, onları sürgün eden ve özellikle eğitim sisteminde biata dayalı, itaate dayalı bir öğretmen, eğitimci anlayışı ile devam etmek istemektedir. Ve bunun yapı taşlarını her geçen gün döşemeye çalışıyor ve eğitim emekçilerinin bu anlamdaki bugüne kadarki kazanımlarını ortadan kaldırmak için fırsatlar kolluyor. Kanunu da 657 sayılı kanunu da değiştirmek için fırsatlar kolluyor. Bu açıdan OHAL'i ve KHK'ları
çok etkin bir şekilde değerlendirdi ve önümüzdeki süreçlerde de yine eğer eğitim emekçileri ve aileler örgütlü olmazsa, dayanışma içerisinde olmazsa çok ciddi saldırılar bu alana yönelik gerçekleşiyor. Burada en ciddi sorunlardan bir tanesi de eğitim kurumlarını kendi arka bahçesi haline dönüştürmeye çalışırken buralarda Ensar Vakfı gibi, tarikatlar gibi kuruluşlara projeler dağıtarak, kaynaklar dağıtarak Türkiye halklarının geleceğine yönelik çok ağır darbeler vurmakta ve çocukların kendilerini tanıyacakları, bilimi, eğitimi yaşayacakları bir dönemde bu tarikatların, bu cemaatlerin değer eğitimi adı altında yürüttükleri işlemlere gençlerimiz, çocuklarımız tabi olmaktadır. Burada biliyorsunuz ki Ensar Vakfı cinsel tacizlerle kendi adını duyurmuş bir vakıftır ve bu tarikatlarda ve vakıfların kuruluşlarında çok ciddi anlamda denetimsizlik vardır. Çocuklar buralarda risk altındadır. Bütün bunlara rağmen AKP Saray iktidarı tıpkı daha önce Fethullahçı kuruluşları nasıl ki kendi içinde barındırmış ve onlarla hal hamur olmuşsa, bugün de işte bu yeni tarikatçı kuruluşlarla, kurumlarla hal hamur olarak eğitim alanına politik bir, ideolojik bir müdahale gerçekleştirmektedir. Bizler bu alandaki tüm uygulamaların karşısında her zaman hem eğitimcilerin hem de ailelerin yanında olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz ve eğitimin bilimselleşmesi için, eğitimin eşit bir şekilde bu halkın bütün çocuklarına eğitim hakkının ulaştırılması için üzerimize düşen bütün çabaları gerçekleştireceğiz. Eğitim parasız olmalı ve eğitimde fırsat eşitliği olmalı. Okullar arasındaki nitelik farkları kaldırılmalı. Devlet okullarının bu şekilde tahrip edilmesine son verilmeli. Devlet okulları güçlendirilmeli ve çocuklarımız bu servis mafyası mekanizmasından kurtarılarak okullara ulaşımından tutalım da okulların fiziki yapısına kadar, niteliğine kadar, pedagojik formasyonuna kadar bütün alanların değişmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz ve çalışmalarımızı yürüteceğiz. Değerli arkadaşlar, eğitimde kaş yapayım derken göz çıkartanlar aynı şekilde ekonomi alanında da uçma aşamasındalar. Ekonomide uçuyorlar. Kendi söyledikleri bu. Fakat bizim yaşadığımız, gördüğümüz şey ise aslında, affedersiniz, ekonominin büyük bir krize doğru yaklaştığı, aslında örtülü bir kriz yaşadığıdır. Bunu nereden görüyoruz? Bunu artan pahalılıktan, zamlardan görüyoruz. İşsizliğin giderek büyümesinden görüyoruz. Ve işte benzin fiyatından, mazot fiyatından görüyoruz. Artan enflasyondan görüyoruz. Fakat bütün bunlar sanki hiç yokmuş gibi her gün çıkıp karşımıza biz yine büyüdük, daha çok büyüdük, daha çok büyüyeceğiz diyen bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Nasıl bir büyüme bu? Nasıl bir büyümeyle övünüyorsunuz? Sizler aslında Fed'in ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın iki dudağı arasındaki kararlara bağlı bir büyüme yaşıyorsunuz. Bu büyüme tamamen tüketime dayalı bir büyüme, tamamen borçlara dayalı bir büyüme. Bugün yeni doğan çocuklar bile binlerce dolarlık borçlarla dünyaya geliyorlar ve bu tüketim furyasını, üretime yatırımın yapılmamasını, sürekli olarak inşaatçı politikalarla
yeraltı kaynaklarının yağmalanmasıyla sürdürdüğünüz bu ekonomik sisteminizle Türkiye'ye hiçbir gelecek, hiçbir umut vermeyeceğiniz ortadayken neden büyümeyle övünüyorsunuz? İşte bu da yine AKP iktidarının yalanlarından, göz boyamalarından, algı operasyonu politikalarından bir parçasıdır. Bu büyüme her gün işsizliği de büyütüyorsa, her gün yoksulluğu da büyütüyorsa o zaman ancak sermayenin büyümesidir. Yandaşlar büyüyor demektir. Ve AKP'nin etrafındaki ondan beslenen sermaye kuruluşları büyüyor demektir. Zaten biz bunu nereden görüyoruz? İşte borçları silinen holdinglerden görüyoruz. Bizlere, işçilere, emekçilere zam olarak %4'ler, %3,5'lar reva görülürken öte taraftan kurumlardan vergilerin düşük alınmasından biliyoruz. Hatta öyle ki o vergilerin, borçların silinmesinden görüyoruz. AKP saray iktidarının itibar harcamaları yine bu büyük Türkiye masalının bir parçasını oluşturuyor. Sarayın her gün yaptığı harcamalar, örtülü ödenekten denetimsiz bir şekilde yaptığı harcamalar, sadece AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın 36 tane baş danışmanı olması, kapılarının önünde 500 lüks aracın her an onlara hizmet için beklemesi, uçaklar, jetler ve bu şatafat işte aslında bizlerin ödediği sarayın itibar faturası olmaktadır. İşçiler, emekçiler bu faturayı her gün ödüyorlar. Yine bugünlerde bütçe konuşuluyor. Bütçeye baktığımız zaman bu bütçeden payları saray alıyor, savaş politikaları alıyor. Fakat gene halka, emekçilere, eğitim kurumlarına, sağlık alanına bütçenin ayrılmadığını, onun yerine savaş bütçesinin kat be kat arttığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, niçin Türkiye'de bu kadar büyük bir savaş bütçesi var ve neden 2018 bütçesi, savaş bütçesi bu kadar büyük planlanıyor? Bakın 100 milyara yakın bir bütçe savaş için planlandı. Savaş bütçesi olarak planlanıyor. Yanılmıyorsam 88 milyar bir bütçe önümüzdeki dönem savaş bütçesi olarak ayrıldı. Biz bu bütçeyle bu toplumda halklarımıza çok büyük şeyler yaratabiliriz. Bunu sadece ve sadece barıştan yana tutum alarak, barışı yolunu tercih ederek elde edebiliriz. Bu dünyada en ucuz şey aslında en kolay yol barışın sağlanması, ekonomiyi düzeltmenin en kolay yolu, en basit yolu barıştan yana tercihler açığa çıkarmaktır. Savaştan vazgeçmektir. Bakın Dolmabahçe mutabakat metninin olduğu 28 Şubat 2015'te dolar 2,5 liraydı. Bugün 3,85 liraya çıkmış durumda. %54 artış sağlamış ve net dış borç 266 milyar doları geçmiş durumda. Bütçenin yarısından fazlası borçlarla dönen bir ülkede yaşıyoruz. Bizler bugünlerde kırmızı et projesiyle oyalanmaya çalışıldığımızı da görüyoruz. Kırmızı et projesi, et ithal etmek aslında Türkiye'de tarımın, hayvancılığın karşı karşıya kaldığı sorunları süreklileştirmek, hiçbir çözüm aramamak, sadece tüketicileri gözünü boyamak anlamına geliyor. Üstelik bu eti de
21 liraya alıp 31 liraya satmakla övünen bir iktidardan bahsediyoruz. Bunlar ucuz yalanlar, halk bunları yemez diyoruz. Değerli arkadaşlar, bugünlerde bir de Paradise belgeleri ile biz karşı karşıya kaldık. Paradise belgelerini dünya konuşuyor biliyorsunuz uzun bir zamandır. Ve bu belgeler aslında bir vergi cennetinde sermayesini büyütme hikayesini anlatıyor. Bütün ülkelerin aslında iktidarları, yöneticileri, sermayedarları halka doğrudan vergilerle, halka işte vergi vermenin ne kadar kutsal olduğunu anlatarak nutuklar çekerken kendilerinin işte bu vergi cennetlerinde sermayelerini daha da katlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar şöyle başbakanın oğlu, dayısı, yeğeni kurdukları 11-12 şirketle Malta'da bu vergi cennetinde iş yapıyorlarmış. Yine AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı, onun kardeşinin de bu Malta vergi cennetinde şirketleri olduğunu biz görüyoruz. Burada sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ı analım. Çünkü teşekkür ederim bu arada. Çünkü şöyle, eş genel başkanımız bir dönem bunlardan vatan ve bayrak sevgisinin, bunların vatan ve bayrak sevgisinin arkasında pis işler döndüğünü ifade etmişti. Şimdi yaşananlar Paradise belgeleri ve Zarrab dosyası ile her gün işte milliyetçilik, ırkçılık yapılıyor. Ve hükümetin bayrak ve vatanın arkasında neleri sakladığını biz görüyoruz. Zarrab davası da yine bugün AKP saray iktidarının en çok sancılandığı, en çok kriz yaşadığı konulardan bir tanesi. Niye bu kadar sorun yaşıyorsunuz? Niye Amerika ile bu kadar alıp veremediğiniz ne? Yani siz ne istediniz? Onlar ne vermedi? Yani daha dün, geçen çok yakın bir tarihte içtiğiniz su ayrı gitmiyordu. Çok yakındınız, çok yakın fotoğraf verdiniz. Ertesi gün hemen anti-emperyalist geçiniyorsunuz. Hemen bir başka bir söylem ile karşımıza çıkıyorsunuz. İşte bu tartışmanın, bu tutumun arkasında biz o ayakkabı kutularını, işte paraların sıfırlanmasını ve Zarrab'la girilen kirli ilişkilerin olduğunu biliyoruz. İşte vize tartışmasında da, vize krizinde de benzer bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunların hep arkasında işte Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi bu pis işler var. Bayrakla, milletle, tek tek diye saydıklarıyla bu pis işlerin üstünü örtüyorlar. Başbakan bugün diyor ki bu normal bir şeydir, bir ticarettir. Biz işte gerekirse, yani benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın yok, hesabını veririz diyor. Biz de diyoruz ki Hodri Meydan, biz bir araştırma önergesi veriyoruz. Siz de bu önergeyi destekleyin. Gerekli araştırma kurumunu, komisyonunu kuralım ve bunu araştıralım diye buradan sesleniyoruz. İşte görüyoruz ki aslında AKP saray iktidarı sadece kentleri hortumlamamış, sadece kentlerin ruhuna ihanet etmemiş, işte ekonomiye de böyle ihanet ediyor. Başkalarına gelin, bizim ülkemizde yatırım yapın, işte iş yapın diyor. İşte böylece işsizlik ortadan kalkar, işte Türkiye kazanır vesaire diyor. Kendileri yatırımlarını gidiyorlar. Malta'da vergisiz, vergi cennetlerinde kuruyorlar ve halkın karşısında vatansever pozlarında çıkıyorlar.
İşte onların aslında vatan sevgisinin biraz da Malta sevgisi olduğunu ve bayrak sevgisinin de o gemilerine astıkları Malta bayrağı olduğunu burada görüyoruz. Sevgili büyük ölümsüz şair Ahmet Arif'in Adiloş Bebe diye bir şiiri var. Adiloş Bebe şiiri. Orada çok güzel söylüyor. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyük. İşte arkadaşlar, vergileri kaçıranlar tütüncünün, tütün üreticisinin kazancına da göz diken insanlar. Tütün üreticileri Adıyaman'da bugün çok ciddi bir işsizlikle, yoksullukla, hatta açlıkla karşı karşıyalar. Neden? Devletin tarım politikasından dolayı, devletin tütün tekerlerine, sigara tekerlerine olan sevdasından, desteğinden dolayı bugün Adıyamanlı tütün üreticileri işsizlikle karşı karşıyadırlar. Sigarayla mücadeleden bahsetmiyoruz, bu başka bir şey. Fakat insanlar yıllardır bir üretim içerisindeler. Hayatlarını, çocuklarının, kendilerinin ekmeğini bu alandan kazanıyorlar. Siz bu alanda üretimle ilgili olarak, gelecek güvencesiyle ilgili olarak bir politika geliştirmeden bu insanları ağır vergilerle, baskıyla ve cezalarla üretimden uzaklaştırarak ancak onları açlığa mahkum ediyorsunuz. Tütün üreticilerinin mücadelesinin yanındayız ve onlarla birlikte sonuna kadar haklarını savunacağız. Yine taşeron işçiliğin bu hükümet tarafından ne kadar büyük bir yaygınlaştırma içinde olduğunu, ne kadar arttığını bizler biliyoruz. 2 milyonu aşkın taşeron işçiyle karşı karşıyayız. İşte Türk Taş Kömürü Kurumu'nun, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun gerçekleştirdiği, madenlerde gerçekleştirmek istenen özelleştirmeler bu taşeronu ve rödevansı artıran ve madenlerde iş güvencesini, iş güvenliğini baltalayan uygulamalardır. Ve biz bu uygulamalara karşı olarak da direnen maden işçilerinin yanındayız. Onlar bir söz almışlar ve Zonguldak maden işçileri bir söz almışlar ve eylemlerini bugün sonlandırmışlar. O sözün takipçisi bizler burada olacağız. Hem madenlerde, hem sokakta, hem de mecliste işçilerin güvenceli ve işçi sağlığı, iş güvenliği bakımından da denetimli, örgütlü mücadelesinin yanında yer alacağız. Değerli arkadaşlar, geçenlerde 4 Kasım darbesini andık. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimize yönelik olarak sürdürülen operasyon, gözaltı ve tutuklama, rehin alma politikalarını kınadık ve onlara selam gönderdik. Bir kez daha buradan selam göndermek istiyorum. 4 Kasım sebebiyle milletvekillerimiz cezaevinden mektuplar gönderdi ve genel kurulda bunlar okunmuştu. İdris Baluken, Diyarbakır milletvekilimiz İdris Baluken'in geç kalmıştı mektubu. Onu sizlere buradan okumak istiyorum. Biliyorsunuz milletvekilimiz İdris Baluken'i tutuklatan savcıların tamamı bugün onunla aynı cezaevinde yatıyor. Fethullahçı yapı sebebiyle cezaevindeler. Dolayısıyla aslında böyle de bir hukuksuzluğa burada işaret etmek isterim. Mektubunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemizin beton duvarlarla boğulmak istendiği bir süreçte her dönemde olduğu gibi bugün de bu baskılara asla boyun eğmeyeceğimizin bilinmesi gerekir. Halklarımızın kadim tarihinde bu topraklarda demokrasi mücadelesinin gelişmesi her daim bedel istemiştir. Bu anlamda bizler de bu bedeli ödeme konusunda asla tereddüt etmedik. Zulmün böyle yoğunlaştığı dönemlerde tarih zulmün yapanı da, zulmü yapanı da, zulme karşı direneni de mutlaka yazacaktır. Bizler tarihin haklı, onurlu ve meşru tarafında olmanın rahatlığı içerisindeyiz. Çocuklarımızın geleceği üzerine örtülmek istenen bu karanlığı yırtarak aydınlatmak için her gece en parlak yıldızları toplayıp biriktiriyoruz. Bir bayram coşkusuyla topladığımız yıldızları çocuklarımıza dağıtacağımız o aydınlık günlerin yakın olacağına olan inancımı da vurgulamak isterim. Her zaman olduğu gibi bugün de zulme karşı direnenler kazanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle her bir arkadaşımızı ve partilimizi selamlıyorum. İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili, Sincan, H tipi cezaevi. Ve değerli arkadaşlar, yine bugün bir milletvekilimizin cezası daha kesinleşti. Ferhat Encü'nün cezası kesinleşti. Hukuksuz bir şekilde aslında bu gerçekleşti. Savcılar şöyle bir usulsüzlük yaptılar. Kararı temyiz ettirmek istediler. Yani daha fazla ceza verilmesi için. Bu temyiz elimize ulaşmadan, bu temyiz süreci sonuçlanmadan da mahkeme vekilimizin vekilliğinin düşürülsün diye kararı kesinleştirdi. Yani hem savcı bir hukuksuzluk yaptı yine, hem de mahkeme bir hukuksuzluk yaptı. Yeter ki işte HDP milletvekillerinin vekillikleri düşürülsün diye bu uygulama gerçekleştirildi. Bizler bildiğiniz gibi bu saldırılar karşısında mücadelemizi sürdürüyoruz. Yine Ardahan'da bütün DBP'nin ve HDP'nin il yöneticileri, ilçe yöneticileri, bütün seçilen temsilcilerin hepsi operasyonla gözaltına alındılar. Buradan Ardahan'a da selam olsun. Direnerek kazanacağız, mücadeleyle kazanacağız. Baskılar bizi yıldıramaz diye bir kez daha vurgulamak isterim. Bakın işte kitap fuarı vardı. Kitap fuarında herkes kitaplarını imzalamak için bulunuyordu. Ve sevgili Selahattin Demirtaş'ın standının önündeki kuyruk binleri buldu. 3000'i aşkın insan o kitap fuarında Demirtaş'tan imza topladı. Halk her şeyi görüyor, halk her şeyi biliyor. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir saldırı HDP'yi bu yolculuktan geri tutamaz. Barışı, demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, adaleti bizler getireceğiz, HDP getirecek diye bir kez daha burada vurgulamak isterim. İşte HDP'yi dağıtmak için operasyon yapanların kendileri dağılmış durumda, dökülüyorlar, lime lime dökülüyorlar. Bunu da biz belediye başkanlarını nasıl görevden atadıklarını yaşayarak görüyoruz. Yerlerine nasıl usulsüzce atamalar, kayyum atamaları yaptıklarından görüyoruz değerli arkadaşlar. Ve son olarak Selma Ormak'a da burada bir selam gönderelim. Selma Ormak bizim meclis... Önümüzdeki günlerde yapılacak meclis başkanlığı seçimindeki adayımızdır. Kendisiyle gurur duyuyoruz. En güzel aday, en doğru aday, en demokratik aday, en kadın özgürlükçü aday Selma Irmak'tır. Biliyorsunuz biz onu tam aday gösterecekken ona da ceza yağdırdılar. 10 yılı aşkın bir ceza vermiş durumdalar. Selma Irmak onurumuzdur, irademizdir diyorum ve buradan tecritin kaldırılması, barışın gelmesi için herkesin üzerine görev düştüğünü söylemek istiyorum. Savaş hiçbir zaman bir çözüm olmadı. 40 yıldır aynı nakaratı söyleyenler yine
çözümsüzlükle karşı karşıyadır. Barışa yüreği olmayanlar işte bu sorunları da çözemezler. Bu sorunları çözmeye yetkili olamazlar, yeterli olamazlar. Aslında sorun burada barışa yüreği olup olmamasıyla ilgilidir. İktidar partilerinin, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin. O yüzden her gün savaşa daha çok bütçe ve her gün daha çok çatışma, daha çok şiddet, daha çok kaos, daha çok ötekileştirme diliyle, söylemiyle karşı karşıyayız. Tekçilikle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Tekçilikle, MHP ile, AKP ile, Ergenekon'la birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama siz de sizden önceki iktidarlar gibi çöküp gideceksiniz. Onun sonuna geldiniz. Bizler bu ülkeye, bu coğrafyaya, halklarımıza barışı da, özgürlüğü de bizler armağan edeceğiz. Sayın Abdullah Öcalan bunu 2013-2015 yılları arasında gösterdi. Onu tecrite almak işte bu savaş politikalarını kışkırtmak anlamına gelmektedir. Savaşa değil, barışa yüreğiniz olsun diyorum. Savaşı değil, barışı savunun diyorum. Ancak halklarımız, gençlerimiz, bu ülkenin geleceği ancak böyle düze çıkabilir diyoruz ve barışı da bu ülkeye Halkların Demokratik Partisi getirecek. Buna da bir kez daha burada sözümüz var diyoruz. Bu ülkenin ezilenlerine, işçilerine, emekçilerine, kadınlarına ve Kürt halkına, Alevi toplumuna, herkese özgürlüğü, eşitliği, barışı bir kez daha vaat ediyoruz. Burada sözlerimi sonlandırırken hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.